Günaydın arkadaşlar. Bugün SketchUp programını anlatmaya başlayacağız. Yani 2-3 haftalık bir anlatım süreci olacak. Öncelikle SketchUp programını nasıl indireceğiz, nasıl edileceğiz? O konuda bilgilendirmek istiyorum. İnternetten dosyamızı indireceğiz. SketchUp.com sayfasına giriyoruz. İki farklı yöntemimiz var çalışma ortamları için. Bunlardan birincisi SketchUp.com sitesinden SketchUp Free seçeneğini kullanmak. SketchUp Free seçeneğiyle karşımıza 3 boyutlu olarak modellerine yapacağımız SketchUp programımızın çalıştırması ile ilgili tuşumuz geldi. Start modeli diyor burada. Tabii ki bu model çalıştırabilmek için öncelikle kayıt yaptırmamız gerekiyor. Yukarıda gördüğünüz gibi bir internet üzerinden çalıştırılma seçeneği şu anda aktif halde geldi. SketchUp programımız internet üzerinden çalıştırıyoruz. İnternet üzerinden işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet, SketchUp programı bu şekilde internet üzerinden biraz tekrar küçükleyeyim ben. Şu şekilde yapayım. Tabii bunu kullanmayacağız. Sadece yapıyı göstermek için. Bunu çalıştırdım. İnternet üzerinden gördüğünüz gibi farklı bir program çalışma tarzı karşımıza çıktı. Programımızın seçenekleri burada. Tabi buradaki seçenekler birazcık az. Bunlar arttırılabilir. Alt seçenekleri olacak. Bunlar mutlaka. Şimdi biz bunu kullanmayacağız. Bunu ben kapatayım. Ya da doğru doğru ben daha önce kaydetmiştim. Şöyle diyelim. Programı biz indirmek istiyoruz. Kendi bilgisayarımızın saatlileri yüklensin. Yani bu internet üzerinden çalışma seçeneği yeni oluşturulmuş bir seçenek. Ama bizim bunu çalışabilmesi için internete ihtiyacımız var. Biz internetin olmadığı zaman da SketchUp programında çalışmak istediğimizde bu şu şekilde 2018'de diyorum. SketchUp Make versiyonu tabii şu an 2017'de var zannederim. Make versiyonu ücretsiz olarak kullanılabilecek özellikleri içeren bir versiyondur. Bu versiyonu Türk kullanıcılar kullanabiliyordu. 2017 yılına kadar bu versiyon yayınlandı. Bundan sonra ücretsiz kullanımları biraz önce gördüğünüz gibi buradaki online olarak kullanıcılara kullanma şeklinde hizmet vermek gibi. 2017 yılındaki SketchUp Make programı ise bizim bilgisayarımıza indirilebilecek ücretsiz olarak kullanabileceğimiz bir program. Bakalım o programa ulaşabilecek miyiz? Şöyle download all diyorum. Evet. Şimdi burada farklı versiyonlar var. İşte Mac bilgisayarlar için ve Windows bilgisayarlar için SketchUp Pro var. SketchUp Viewer var. Sadece gösterme amaçlı olarak. 2019, 2018, 2017 gibi versiyonlar var. Bunlar ücretli versiyonlar. Bunlar üniversite olarak biz kullanabiliyoruz buradaki versiyonları.
ülkesi olarak tabii ki bir Türkiye distribütöründen bir onay almamız gerekiyor. Böylece bu programları, bu versiyonlarını kullanabiliyoruz. Ama biz ücretsiz versiyonları, tabii ki bunları aynı zamanda siz bir ay süreli olarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ama öncelikle biz SkyChamp programı ile çalışma aşamalarını bir gösterelim. Programı beğenirseniz işte diğer versiyonlarını denersiniz. Kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi biz buradaki ücretsiz olan program SkyChamp Make 2017 indirdik. Ben kendi bilgisayarımı indirdim. Sizler de bu programı bilgisayarınızı indirip bu programı kullanabiliriz. Evet, ben programı indirdim. Burada Almanca versiyonu, İspanyolca versiyonu da Fransız, İtalyanca versiyonu var. Çinli, Portekizce, Çinli, Rusça gibi versiyonu. Tamam. Ben bunları indirdim. Ve yükledim. Gördüğünüz gibi ekranımda SkyChamp 2017, Layout 2017, Steelbook 2017 şeklinde 3 tane kısa yol çıkışı olmuştu. Bu kısa yol çıkışlarından biz SkyChamp Builder kullanacağız. Basıyorum SkyChamp Builder'ı, söz kılıyorum. Evet, burada artık bu SkyChamp Make'in devam etmeyeceğini ifade eden yazılar burada. Ama pro trial diyor. Yok, biz buna geçmeyeceğiz. Bu Try SkyChamp Free ona da geçmeyiz. Çünkü sadece biz SkyChamp Make programımızı yükledik. Şimdi burada Template diye bir seçenek var bizim yerine. Onun seçenek. Template'de SkyChamp'ta kullanacağımız taslak ortam tanımı birimleri ile birlikte tanımlama imkanı sunmakta bize. Örneğin Simple Template Fit and Inch diyor. Yani Fit ve Inch cinsinden genel kullanım modelleri, bu genel kullanıcı modelleri için neymiş? Temel stiller varmış burada, temel renkler burada varmış. Aynı şekilde biz genelde ben metreyi kullanıyorum. Aynı metrik sistemdeki hali, bunu kullanıyorum. Bir de mimari olarak kullanabileceğimiz template'ler var, şablonlar var. Milimetre, gördüğünüz gibi aynısı milimetresi. Metresi, kullanım, mimarları, yapısal, dokümentasyonla kullanabildiğimiz yapılar. Urban planning diyor. Urban planning, burada arazi, kırsal alan, yok, genelde şehir alanı tarafı bu. Kırsal alan rural olması lazım. Burada urban dediğine göre şehir alan planlaması. Burada neler varmış? Geomodeling, mesela fit ve metre cinsinden şablonlarımızı alabiliyoruz. Geomodeling diyor. Yani yüzey modellemesi gerçekleştirebiliyoruz burada. Ve ölçme işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Landscape, peyzajla ilgili. Peyzaj mühendisliği, peyzaj mimarlığı ile ilgili çalışmaları gerçekleştirebileceğimiz şablonumuz var. Aynı zamanda woodworking, bir ağaç işleri gerçekleştirebileceğimiz, bir mobilya dizaynı yapabileceğimiz bir şablonumuz burada var. Aynı zamanda interior and production design seçeneğimizde ise iç mekanda olan mutfak, banyo gibi mekanlardaki her türlü dizayn ve modelleme işlemlerini gerçekleştirebileceği bir şablon kısmında olmakta.
var. Şimdi diğer bir seçilimcisi 3D pratik, hiç yemekte. 3 boyutlu modelleme. 3 boyutlu bir yazıcıdan çıkartacaksınız modelinizi. Burada çalışma yapmamız gerekiyor. 3 boyutlu modelle, 3 boyutlu printerler için çıktı üretmekte. Bunu 3 boyutlu printerden çıktısını alalım demişsiniz. Şimdi web sayfasında şöyle bir göz gezdirin. Bu bölgeye girmeden önce SketchUp'un web sayfasında şöyle bir göz gezdirin. SketchUp'un yetenekleri nelerdir? Onları görelim. Burada endüstriler seçeneklerini şöyle bir farklı seçme diyelim. Burada mimari, mimarlar. Görselleştirme burada. Gördüğünüz gibi yapı elemanlarının dokümanlarını hazırlama işlemleri. Burada sağ gördüklerde farklı yapılar, modeller oluşturulabilmekte. Devam edelim. Commercial interior, yani iç mekanlar ticari olarak oluşturulmuş malzemeler. Construction. Diyor ki burada en az tekrarlama ile daha fazla bina yapabilirsiniz diyor. Yani bu da kolay bir şekilde işlemleri oldukça kolaylaştırır diyor. Diyor ki siz bir proje yapmadan önce bir projenizi diyor explore edin, yani her sağını sorunu diyorum detaylı olarak detaylarını görüyor. Hızlı bir şekilde yapan işlemi diyor. Zamanımızı harcamak istiyor. Evet, kitchen park, mutfak banyo gibi mekanlardaki elemanların üretilmesi için gördüğünüz gibi iç mekanlar kullanacak malzemeleri kullanmak için, iç mekanı malzemeleri tanımlamak için, iç mekanları dizayn için SketchUp kullanılabilir diyor. Landscape Architecture, peyzaj mimarlığı. Gördüğünüz gibi yüzey modeli burada işin içerisinde duruyor. Üç boyutlu yüzey modeli. Yüzey modeli oluşturuyor. Arazimizi, binamızı gerçek yüzeyler üzerinde konumlandırabiliyoruz. Bitkilerimiz tabii hazır. Burada bazı bitkiler var. Onları çağırabiliyoruz. Hazırlamış, çeşitli kişiler tarafından hazırlanmış bitki modelleri var. Bunlar çağrılabilir. Yani yüzlerce, binlerce obje hazır vaziyette bulunmakta. Bunları kullanabilirsiniz. Üç boyutlu yazıcıdan almak istediğinizde ise modelimizin bir prototipini ya da taslağını, bir minyatürünü bu şekilde bir üç boyutlu yazıcıdan oluşturacağımız binalarımızın, yapılarımızın minyatürünü burada yapıcı olduğu gibi bir üç boyutlu yazıcıdan alabiliriz. Buradaki farklı farklı üç boyutlu yazıcıları içerisinde bir malzeme. Yerleşim. Yerleşim. Yerleşimle ilgili binalar. Genel şekilde yerleşimlerle ilgili binaları oluşturuyoruz. Burada
Urban plan biraz önce söylemiştim, şehir planı falan. Şehir planlamada gördüğünüz gibi arazi, gerçek arazi, gerçek arazi üzerinde planını oturmuş görüyorsunuz bakın. Şu arazi yapısını burada. Yani gerçek arazi görüntüsü üzerinde planımızı oluşturabiliyoruz. Hazırlık planını oluşturabiliyoruz. Arazi modelini kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Hazır nesneler var o miktarda. Burada kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bol miktarda hazır nesneler var. Bu nesneleri çağırabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu Working'de ise ağaç işlerinde sandalye nasıl gibi ağaç sandalye herkes materyalini oluşturabilirsiniz. Hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Evet. Ben de yeterli bu tanıtım. Kapatayım. Şimdi çalışıyoruz. Biz en başa geçiyorum burada. En başta simple template. Temel taslağımızı seçiyorum. Metre içerisinden birimimizi versin. Ve start diyor. Ekranımızı şöyle biraz küçülteyim. Evet, yeterli kadar edelim. Evet. Gördüğünüz gibi SketchUp programı diğer programlarla aynı. Tek farkı burada aslında bu katı modelleme programlarından, üç boyutlu dizayn programlarından tek farkı gerçek boyutları kullanabilme imkanı doğrudan dolayı veriyor. Zaten gördüğünüz gibi burada bir kişi var. Vermiş. Sağ dışı basalım. Bu kimmiş? Bakın entity info. Chris'miş. Chris. Şimdi herhangi bir tıkladığınızda sağ tıkladığınızda bir kere bundan çıkacak. Şimdi ölçelim. Bakalım. Şurada bir metre var. Gördüğünüz gibi bakın doğrultuda kullandığımız, güncel hayatta kullandığımız nesneleri buraya yerleştirmişler. Metre. Diyor ki Chris'in boyunu bir ölçüsünü alalım. Ne kadar Chris'in boyu? Gördüğünüz gibi Chris'in boyu 1 metre. Gerçek dünyada olan görüntüleri kullanıyoruz burada. Yani hemen doğrudan doğruya yaptığımız şeyler gerçek dünya boyutlarında olmakta. O nedenle daha gerçekçi sonuçlar üretilme imkanı doğmakta. Tamam. Bunu buradan çıktık şu an bakalım elimizde metremiz kaldı. Bunu metremizi bırakmak için ya da şuradaki herhangi bir komutu çalıştırdığımızda bu komut sürekli olarak tekrarlanacaktır tabii ki. Bunu bırakmak için şuradaki seçeneğimize basabiliriz. Ya da klavyemizdeki boşluk tuşuna basabilirsiniz. Buradaki işlemi sonlandırmak için. Şimdi sağ tarafa bakın sürekli olarak bir işlem gerçekleşiyor. Ne yapıyor burada? Bir select tool varmış. Seçme işlemi yapıyor. Seçme işlemi nasıl gerçekleştirildiğini gösteriyor. Burada bir gösteriyor. İster köşeyi kenara seçin diyor. İsterseniz yüzeyi seçin diyor. İsterseniz bir pencere açın. Pencere ile tüm belirlediğiniz kısımları, kesenleri ya da buradaki pencere içerisindeki kalanları seçebilirsiniz. Ben burada hangi tuşu, hangi komutu seçersem o komutla ilgili öyle şuna basayım. Bakın move komutuymuş bu. Move komutu nasıl çalışır? Move komutu ile ilgili bilgiler burada verilmekte. Başka bir komut
basalım. Bu neymiş? Push pull, hip check. Hip check kumutu nasıl çalıştırılacağını düşünün. Bir figüra var. Göreceğiz. Gördüğünüz gibi skeç atlıyorum birazcık işlemleri görselliği biraz daha fazla olan bir program. Görselliği fazla olan bir program. Doğrudan dolayı ekran üzerinde işlemleri gerçekleştirdiğiniz ekranında görüyorsanız o. Yani diğer programlarda olduğu gibi render vesaire işlemine pek gerek olmayabiliyor burada. Ekranda ne görüyorsunuz? O şekilde. Son ürünümüz elde edilir. Evet. Şurada örneğin line seçeneğimiz var. Evet, line seçtik. Gördüğünüz gibi yavaş. Line seçtiğimizde line ile ilgili çalışma sistemine değişti. Yine bir örnek gösterelim. Evet. Şimdi genel SketchUp'ın özelliklerini şöyle bir tanıyalım. Ekranımızda şurada bakın kırmızısı, kırmızı diye. Zaten pardon kırmızı değil. Neyse renklerden tekrar edemiyorum. Yeşil olabilir. Şurada bakın farklı renklerde değil. Şu renk bir düzlemi, X'i. Şu bir, şu renk Y'yi temsil etmekte. Şu renk ise Z'yi temsil etmekte. Blue axis. Gördüğünüz gibi bakın üzerine geldik. Mavi eksen. Bunun üzerine gelelim. Red eksen. Kırmızı bulmuş. Ben bunun körü olduğu için pek fazla hareket edemiyorum. Ya yani hep bazı birbirine yakın etmeye hareket edemiyorum. Şimdi bu red axis yani X ekseniymiş. Burası green axis. Yeşil eksen. Bunlar hepsi ayrı ayrı bize eksenlerimizi göstermekte. Şimdi hemen bir basit çizim gerçekleştirelim. Burada madem bu kalemimizi aldık hepimizin. Başlayalım şuradan çizime. Bakın ben şu yeşil eksen boyunca devam ettiğimde, yeşil eksen doğrultusuna geldiğinde hemen çizim yeşil hale geldi. Yani bu eksen doğrultusunda bir, her ne kadar şu paralel görünmedi ise de bizim bakış açımızdan kaynaklanan bir şey yok. Yani ileri gittikçe böyle birbirine sanki yaklaşabilecektir. Ama birbirine paralel olur. Bu yeşil eksen doğrultusunda bir çizim yaptığımızı bize göstermekte. Evet, şöyle diyelim. Bu arada ben şu ekranı da şunu kapatayım. Şu ekranımızda altta görünmeyen kısımlar var. Onu da görünebilir hale getireyim. Şöyle yukarı kaldım. O kısımları da kullanacağız. Biraz daha küçükleyin ekranımı. Evet, zaten tamam. Şu aşağıdaki şu ölçüler kısmında görmemiz gerekiyor. Bir de hangi işlemler gerçekleştirmesi isteniyorsa burada seçenekleri listelemekte. Kalemimizi seçelim. Diyor ki bakın save start point başlangıç noktasını seçtik. Seçtik. Şimdi aynı yerde end point diyor ya da bir tane değer veriyor. Değeri nereye gidiyor? Burası. Bakın ben hareket ederken mesafe olarak bu benim gittiğim doğrultuda buraya doğrudan böyle bir sayı yazarsak o doğrultuda örneğin şöyle diyelim. Buraya 4 metre. Doğrudan böyle 4'e bastım. Uzunluğunda. Şu anda birimiz bizim taslağımız metrik olduğu için, metre ölçeğinde olduğu için doğrudan yazdığımız yerler metre içerisinden 4 metre. Enter'e bastık. Şimdi bakın şöyle bu hatta geldiğimizde bakın şu hatta paralel geldiğimizde beklediğimizde on red, red axis diyor. Yani kırmızı eksen doğrultusundasınız demek istiyor. Burasında 3 metre diyelim. 3 diyorum, enter atıyorum. Şimdi şöyle diyorum. Bakın gene yeşil axis
dedi. Bunu da 4 metre diyelim. Daha sonra şuraya geldiğimizde bakın. End point'e gelmeden önce şuraya gelelim. Yine kırmızı eksen doğrultusundayız. Buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi ben boşluk tuşuna başlıyorum. Komutan çıkmak için. Kapalı bir alan ise bizim nesnemiz hemen içerisini taradı ve kapalı bir alan olarak bunu oluşturdu. Kapalı alan oluşturdu. Kapalı alan olmadığı durumda nasıl olacaktır? Bunu kapatmayacaktır. Kapatmayacaktır. Yani rastgele çizmiş olsaydık biz buradaki çizgilerimizi kapatmayacaktır. Hemen ona ilişkin bir örnek yapalım. Ben şunları iptal edeyim. Şimdi şöyle rastgele bir şeyler çizeyim bakın. Farklı eksenlerde bakın hem bu Z eksenini çizdim, hem X eksenini çizdim, hem de bu eksenini çizdim ve kapattım. Bakın kapatmadım. Çünkü bu kapatabilmesi için tüm bu kapalı alanı oluşturan köşelerin, kenarların aynı düzlemde olması gerekiyor. Buradaki kenarlar aynı düzlemde değil. Kimisi Y düzlemine çıktı, kimisi X düzlemde, kimisi her iki düzlemde de görüntülendi. Belki bunu mesela şu parçaları birleştirerek kapalı, mesela şu aynı, şurası, şu kısım aynı düzlemde. Bakalım şu şurasını birleştirelim. Bu kısım da aynı düzlemdeymiş. Şu kısım farklı düzlemdeymiş. Mesela şu düzlem şundan aynı düzlemdeymiş. Yani şu kendi içerisinde bir aynı düzlemdeymiş, şu kendi içerisinde bir aynı düzlemde olabilir. Gerçekten belki ikisi de aynı düzlemde olabilirler. Bakın şu yapmadılar. Boşluk tuşuna bakıyorum. Şimdi burada arkadaşlar diyor ki burada en altta şu anda bir select aktif hale geldiği için objeleri seçin diyor. Shift tuşuna basarsanız diyor üzerine eklersiniz. Var olan bir seçiminizin üzerine ekleme şeyini gerçekleştirirsiniz diyor. Ya da mouse'unuzda sürükleyin diyor. Farklı çok sayıda bir seçme işini gerçekleştirmek istiyor. Yani şöyle tek tek seçebilirsiniz. Ama bakın, önceki yani shift tuşuna bastığımızda şuradaki kenarları seçebiliriz. Dışarıda herhangi bir yere bastığımızda bunu şöyle seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi seçme şöyle. Aşağıdan yukarıya doğru gittiğimizde sadece nesnenin kesmesi yeterli oluyor. Şöyle geldiğimizde ise bakın kes burada ama diğer bilgisayar desteği tasarım programlarında olduğu gibi seçme işleminde yukarıdan aşağı geldiğimizde pencerenin içerisindeki nesneleri seçecektir. Pencerenin içerisindeki nesneleri şu olsun. Bakın sadece şu çizgisi. Ama aşağı yukarıya geldiğimizde kesen nesneleri şöyle kesen tüm nesneleri seçebilecekler. Böyle bir şekilde kesen tüm nesneler, şu harfiye nesneleri, tüm nesneler seçilmiş olacaktır. Yani seçme işlemini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Diyor. Buradaki bırakken mouse'unuzu basın ve sürükleyin diyor. Seçme işlemini çoklu seçme işlemini gerçekleştirebilmek için işlemi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Diyor. Evet. Şimdi diğer bir işlemimiz yukarıdaki seçeneğimizi kullanalım. Mouse'umuzun topunu kullanabiliriz bu ekrandaki görüntüyü sağ sola döndürmek için. Altın üstüne döndürmek için. Şuradaki orbiti de kullanabiliriz. Orbiti kullanalım. Bakın orbit aktif hale geldiğinde nasıl çalıştığına ilişkin bir simülasyon yapmakta. İşlemimizi yapalım. Bakın mouse'un sol tuşuna basıp tutuyorum.
şuradaki nesneniz, şuradaki nesneniz şöyle yapalım. Aynı güzelde değil. Bakın, aynı güzelde değil. Bakın, şöyle farklı güzelde. O nedenle kapatmak zaten. Dikkat ederseniz bu kriz bize hep bakıyor. Biz hangi yöne döndürürsek döndürelim, yüzüğü bize dönüyor. Bakın, her zaman bize bakar. Evet. Exit diyelim, buradaki mouse'un orta tuşlara basıp buradaki aynı eylemi gerçekleştirebiliriz. Ve diğer seçenekleri biliyoruz. Şuradaki pan ne işe yarar biliyoruz. İşte sağa sola kısmak için. Exit diyebiliriz. Burada zoom işte nasıl yapıyoruz? Zaten mouse'un orta tuşuna basabiliriz. Şurada bakın kursörümüzü sürükleyebiliyor. Mouse'un sol tuşuna basın. Ve ileri geri sağa sola hareket gösterebiliyor. Bu işlem gerçekleştirilecektir. Yukarı doğru up olduğunda in, içeri doğru. Down olduğunda out, yani dışarı doğru bir işlem gerçekleştirebileceğiz. Evet. Sağ dışarı basalım. Biraz yaklaşalım. Gördüğünüz gibi buradaki select seçeneği aktif eder. Eksiklikte her zaman select seçeneği aktif ediyor. Evet, şimdi biz buradaki şu nesnelerimizi silelim. Ben shift tuşuna basarak işlemi gerçekleştiriyorum. Çünkü bizim istediğimiz düzenli değil bunlar. Silme işin arkadaşlar şuradaki CD'miz var. Şurada CD'miz yapıyoruz. CD'ye basıyoruz. Bakın böyle tek tek silebilirsiniz. Evet. Evet, sildim. Bunu alıştırıyoruz tekrar. Burada bu üç boyutlu katı modelleme olduğu için doğrudan dolayı üç boyutlu, üç boyutlu oluşturacağız. Burada kullandığımız konumuz bu. İçecek konumuz, tuş konumuz. Basalım. Hemen bakın diyoruz ki pick face, yani bir yüzeyi tutun ve yukarıya aşağıya doğru çekin. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilçe komutuyla sağ tarafta da bakın süreç olarak isterseniz istediğiniz gibi çeviriyoruz, tutuyoruz. Böyle herkes tutabilirsiniz diyor. Mesela şu yüzeyi hareket ettiriyorsunuz. Şu yüzeyi hareket ettiriyorsunuz. Şu yüzeyi tekrar hareket ettiriyorsunuz. Şu yüzeyi hareket ettiriyorsunuz gibi. Yani burada istediğiniz gibi üzerinde işlem gerçekleştirme serbestliği var. Tabi bazen bakın şunu ben seçtim, bir tarafa doğru gelmiyor. Çünkü şuradaki sınır var, o nedenle gelmiyor. Bazen bir başka nesne bu yüzeyin genişlemesini engelleyebilir. O nedenle neden genişleniyor diye düşünmek gerekir. Şöyle çevirelim. Bakın. Yine bir şey konusunda bastığımızda, bakın bu yönde, şu yönde bir hareket sıfır bir şekilde gerçekleşti. Bak, şu yönde bir hareket gerçekleşti. Evet. Döndürelim yine. Evet. Eskiyelim. Şimdi buradaki nesnelerimizi silelim. Gene select'e başlıyorum. Silme için buradaki silgimizi kullanalım. Gördüğünüz gibi nesnelerimizi
parçalara bölünmüş şekilde çiziyor. Ya da ben mouse'umuzun sol tuşa basıp paket şöyle hareket ettiğimde de bu mouse'umuzun geçtiği her yerdeki çizgiyi silecek. Silme işlemi gerçekten. Tamam. Şimdi bir başka gene bu iç çekiş olduğumuzun özelliğini anlatmak istiyorum. Bir daire çizelim. Gençliğimizi şurada verebiliriz. Böyle bir metre diyelim. Daha sonra şöyle iç çek konusuyla 3 metre yapalım. Bu birinci dairemiz. İkinci bir dairemizi şöyle 0.5 metre çapına sahip olarak yapalım. Ve burada içe koyduğumda bu sefer 1 metre çekiyorum. Şimdi burada bir boğum oluşturmak istiyoruz arkadaşlar. Bir boğum, yani buradaki silindirimiz gibi tek bir parça değil de şurası ayrı bir parça, onun üstündeki 1 metre ayrı bir parça, onun üzerindeki 1 metre ayrı bir parça olsun istiyorum. O nedenle diyor ki bakın kontrol diyor. Kontrol tuşuna basın. Yeni bir başlangıç yüzeyi oluşturabilmek için kontrol tuşuna basın. Şuna basın, bastım. Kontrol tuşuna bastım. Bakın bir metre diyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir çizgi oluşturdu. Normalde mesela ben şunu tuttum da bakın şöyle ilerledim işte. Aşağı yukarı hareket ettim. Bakın şu aşağı doğru hareket ettiğini de bu şekilde yapıyor. Hani de şöyle yapalım. Biraz şöyle. Yukarı doğru hareket ettiğinde şöyle bakın. Şöyle. Şöyle bir ayırma elemanı oluşturuyor. Ama ben burada bir ayırma, mesela şu kaldığı yerden devam ettiğinde bakın ayırma elemanı oluşturuyor. Şöyle. Oluşturmak. Ama ben şöyle bir ayırma elemanı oluşturmak istiyorsam bunu seçtim. Bu noktada bir kontrol tuşuna basıyorum. Orada bir ayırma ile alıştırıyorum. Daha sonra bir metre yapıyorum. Bu şekilde üç tane farklı boğuma sahip olan bir silindir. Yani bunlar birbirinden bağımsız çalışabilir olacaktır. Bu silindirler birbirinden bağımsız çalışacak. Tamam. Şimdi bir başka bir daha yapalım. 0.5 diyelim. Burada içe konusunda yukarı yapalım. Bir yapalım. Bu sefer arkadaşlar buradaki ölçeklendirme komutunu kullanacağız. Ölçeklendirme komutunda şu scale komutunda buraya geldim. Bu yüzeyi ölçeklendirmek istiyorum dedim. İstersek şu kenarlardan tutabiliriz. Bakın ne yapıyor? Green scale about ne dedik? Opposite. Yani başlangıç noktayla bu yeşil ölçeklendirme, yeşil hat üzerinde bir ölçeklendirme gerçekleştirecek. Mesela şurasını seçtiğimizde red scale yani. Ve şuradan diyelim. Burada uniform scale diyor. Yani bu doğrultuda bir ölçeklendirme gerçekleştirirsek şeklimiz aynı oranda büyüyecek, aynı oranda küçülecek demektir. Uniform şekilde. Buraya geldiğimizde aynısını yapması gerekiyor. Uniform şekilde ölçeklendirme işlemi gerçekleştirilir demek. Yani burada şunu seçtiğimizde sadece bu yönde bir değişiklik gerçekleştirirken, bu yönde bir değişiklik gerçekleştirme yaparken bir yönde bir çapraz olarak yaptığımız ölçeklendirmede tüm
Neslimiz aynı oranda küçülmekte büyümekte. Ama bu yönde yaptığımızda sadece bu yönde küçülme büyütmeyişini gerçekleştirilebiliriz. Öyle seçelim. Bakın şöyle. Bir yapalım şu anda. Ctrl Z diye bırakalım. Tekrar scale'leri arkadaşlar. Scale'leri bakmış zaten. Şimdi şu buradan bir daraltıp genişlettiğimizde gördüğünüz gibi scale'imizi böyle değil. Bakalım ne yapacak? Yarım oranında bunu küçülttü. Yarım. Tamam. Çıkıyorum konuktan. Buradan devam etmek istiyorum. Devam ederken buradaki yapının gördüğü çekimcisi tutuyorum. Şuradan kontrol tuşuna basıyorum. Buradan yukarıya doğru. Şu çizginin oluşmasını istiyorum. Bir çizgi oluşarak işte bir kadar. Şimdi aynı işlemi burada. Scale. İşte bu burada gerçekleştirilir. Şu yönde bir genişlet olsun. Tamam. Tekrar bu konusunda dönelim. Şuradan devam edeceğiz. İçe konusunda. Biraz yavaş çalışıyor bilgisayarımız. O nedenle şu sözünü alalım. Böylece ortaya çıkıyor. Evet. Şöyle belli bir oranda küçültüyorum. Evet. Yeter. Şimdi durduralım. Daha da bu zaman neye geçiyoruz bilemiyorum. Evet, tamam. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi bunları silelim. Bakın burada select icon diye bir şey var. Şimdi onları da bakıyoruz. Şimdi shift diyor, hide diyor. CTRL Software ve Smooth yazıyor. Onların ne anlama geldiğini bakacağız. Şimdi öncelikle bazen şuradaki menüs ekranında olduğu için o nedenle ben onu ekrana nasıl getireceğiz, nasıl tekrar ekrandan uzaklaştıracağız onu göstereyim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu araç tutumumuzun ismi large. Şu. Ne baktığımız için bu önce. Bakın. Farklı araç
ekrana getirebiliriz. Bilgiler var, mesela location var. Yani gerçek dünya fotoğraflarını, ölçüler veriyorlar. İşte kesitler veriyorlar, gölgeler veriyorlar. İşte katı model kutuları var. İşte warehouse, yani hazır nesnelerinin olduğu bir araç çözümü olabilir. Evet. Şimdi diğer seçeneklerimizi yavaş yavaş görelim. Öncelikle şöyle bir dikkatten başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın beklediğimde Golden Section diye bir şey yazıyor. Altın oran. Altın oran biliyorsunuz nedir? Belirli bir oran. Eni boyu birbirinden farklı olan bir oran. Bakın şöyle yaptığımızda değiştiriyorum. Altın oran neydi arkadaşlar? Hemen şuna bakalım. Şimdi şunu bıraktıralım. Hemen soralım bir tanesi. Uyum açısından en uygun boyutlar görülüyor. Burada altın oran sayısını belirlemesini istiyoruz. Şurada ilerleyen sayılarda. Burada insan vücudunun işte altın oranını yapmış. İşte her bir parçası altın oran, yani şuradaki oran 1.618 altın oran olarak isimlendirilmekte şuradaki oranlar. Genelde insan vücudunda böyle bir oran olduğunu bulmuş. Ne yaptı? Da Vinci. Yani şuradaki uzunluğu şuna böyle dediğimizde şu yerlerde çıkıyor. Yani buradaki genelde bakın şu birbirine orantılı bir şekilde yapılmış dövülüyor. Yani genelde bu oran kullanıldığında insan gözüne hoş görülür. Örneğin bir tabloyu bu oranda yaparsanız insan gözünde daha hoş görülür denilmekte. O nedenle genelde tablolarda ya da gösteri yapılan yerlerde bu oran kullanılmaya çalışır. Bakın buradaki oranlar hep altın oran şeklinde. Buradaki şeylerde de işte belli bir düzen verdiler. Bunları tamam. Geçelim, kapatalım. Altın oran dediğimiz durmuş. 1.618 diye eni boyuyor. Birisi 1 olan, diğeri ise boyu ise 1.618 olan bir dikdörtgen aslında. Şöyle. Bakın buraya geldiğimde sikri var diyor. Yani tam kare. Eni boyu birbirine için kare diyor. Çizgi çizgi olarak yaptı. Gene bakın çizgi çizgi yaptı. Golden Section'da, altı oranda da bu şekilde bir çizgimizi belirtti. Yani bunun bir özellik taşıdığını gösterdi. Tamam. Şimdi burada şuna 1-2-3 metre uzunluğunda olsun. Buradaki yapımız. Hatta şöyle yapalım. Yani bunu biraz daha bir şey diyelim. Bunun içerisine bir offset diyelim. Offset'i biliyorsunuz zaten arkadaşlar. O nedenle yapmamız gerekiyor. Diyor ki offset diyor. Tick. Select face seçiliyor. Burada ne kadar bir oranda işte vergesini, mesela şurada biliyorsunuz da 0.10 diyor.
Bu şekilde ofisimiz oluşturdu. Şimdi şey yapalım. Şuradan duvar yüksekliğimiz 2.80 oldu. Evet. Çıkalım. Şimdi bunun üzerinde arkadaşlar bir işlem gerçekleştireceğiz. Şöyle göstereyim. Şimdi işlem gerçekleştirirken ölçülerimizde ihtiyaç var. Örneğin şu dışarıdan içeri doğru belirli bir mesafede şurada bir pencere oluşturmak istiyoruz. Yukarıdan seyrede bir mesafede bir pencere oluşturmak istiyoruz. Bu pencere oluşturma işlemi nasıl gerçekleştirilir? Onu şurada yapalım. Öncelikle bize bazı çizgiler verilecek. O nedenle şuradaki metremizi kullanacağız. Metremizi çağırıyorum. Zaten üzerine geldiğinizde bakın yazdığı yazıya dikkat ederseniz uzunlukları ölçer. Bir yardımcı çizgi oluşturur. Guidelines oluşturur veya boyun oluşturur. Ya da tüm modeli ölçeklendirir. Bu şekilde bir işlemi varmış bunun. Tamam. Diyor ki bir point ya da köşe seçin. Bir nokta seçin. Yani biz normal uzunluk istiyorsak burası uzunluğu kaçmış? Şöyle 1.09. Bu. Bir. Yani uzunluk seçersek bu şekilde. Ya da kenar seçersek bakın şöyle kenar seçersek bakın bunun yanında buradaki metrenin yanında artı işareti var. Bastım. Bakın yukarı doğru. Hareket ediyorum. Yani 0.5 metre yukarıda bir yardımcı çizgimiz olsun. Yine aynı şekilde buradan 0.5 yardımcı çizgimiz. Yine bunu diyelim ki 0.70 değişiyor. Yine şunu yukarı doğru 1 metre yapalım. Böyle bir yapalım. Bakın aynı işlemleri burada gösteriyor. Buradaki işlemleri de gösterebiliyor. İstediğiniz yerden yardımcı çizgiler oluşturabilirsiniz. Evet. Şimdi buradan biz çizimimizi yapalım. Köşelerimiz oluştu. Böyle. Offsetimizi kullanalım. Pencere kalanlığı 0.10 olsun. Onu yanlış verdim. Şöyle diyelim. Yüzeyi seçtik. 0.10'u buraya yazıyorum. Evet. Şimdi penceremizi oluşturalım. Yine oluşturacağım. Şöyle hafifçe duruyor. 0.15 olsun. Şöyle bir pencere oluşmuş olsun. Gördüğünüz gibi buradaki ölçü metresi buradaki yardımcı çizgileri de oluşturmakta. Buradaki işlemlerimizi kolaylaştırmak için. Evet. Şimdi bu çevirinin kalanlığı ne kadardı? 0.1 kadardı. Bir içeri kullanalım. İç yüzeyde. İçeriye doğru 0.1 kalanlığında bir giriş yapalım. Sonuçta şöyle bir işlemimiz sonlandı. Gördüğünüz gibi. Bakın orada bir şöyle işlem bakın. Penceremiz açıldı. Oraya istersek bir cam yerleştirebiliriz. Buraya bir cam yerleştirebiliriz. İstediğimiz materyali buraya yerleştirebiliriz. Genelde evet, burada herhangi bir sorun yok yani. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yapıyı ben sileyim. Başka bir şey göstermek istiyorum.
genelde bu şimdi buradaki kopyalamaları vesaire göreceğiz zaten. O yüzden şimdi ben öncelikle şuradaki şeyimizi sileyim. Buradaki şuradaki çizgiler dahil siliyorum. Buradaki her şeyi siliyorum böyle. Tamam. Sildim. Şimdi arkadaşlar iki tane nesne oluşturalım ve bunları birbirlerinin yakın yanına taşıyalım. Bu işte gerçekleştireceğiz. Şöyle diyelim ki, bakın sağ tarafta boyutları yazıyor. Ben doğrudan buraya örneğin 1.5 metreye virgül 2 metre boyutunda bir dikdörtgen oluşturmak istiyorum. Daha sonra burada işte 1 metre tip oluşturmak istiyorum. Şimdi bir başka daha küçük bir nesne oluşturalım. İşte 1 metre boyutunda olsun. Ve burada işte 1 metre boyutunda. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki move komutunu kullanacağız. Move komutuyla şu küçük nesnemizi büyük nesnemizin yanına çağıracağız. Bakalım ne olacak. Gördük ne yapıyormuş bu? Move uzatıyormuş, kopyalıyormuş, array yapıyormuş ve taşıyormuş buradaki nesneleri. Evet, move diyeyim. Neyi taşıyacağız? Şu nesnemizi taşıyacağız. O nedenle o nesnemizi taşıyorsun. Tek bir şekilde göremiyoruz bunu. O nedenle nesnemizi taşıyabilmek için seçili olması gerekiyor. Ben şöyle bir tıkla yapıyorum. Görüş açımı birazcık değiştiriyorum. Ve şunu seçiyorum. Seçtim. Move komutunu söylüyorum. Diyor ki, pick point. Hangi noktayı nereye taşıyacaksınız? Taşı, tamam. İşlemi bitti. Mouse'un orta klavyenin orta tuşuna bastık ve ekranda herhangi bir yere tıkladık. Böylece iki tane nesnemiz birbirine bitişik hale gelmiş oldu. Şimdi tam tersi işlem gerçekleştirmek istiyorum. Buradaki nesnemizi şöyle uzaklaştırmak istiyorum. Yani şuradaki şu nesnemizi uzaklaştırmak istiyorum. Bakalım nasıl bir işlem gerçekleştirecek. Seçelim. Yine bir seçme işlemi gerçekleştirelim. Seçtik. Move diyorum. Şu noktadan itibaren tuttum. Şöyle uzaklaştırsın istemişler. Ne oldu? Bırakmıyor. Yani bu SketchUp programı bir yapışkan programı aslında. Bir nesneye doğrudan dolayı nesneler birbirlerine yapışma özelliğine sahip olabiliyor. O nedenle bunu bırakmıyor. Birbirine değmiyor nesneler. Artık bunlar birbirine komşu yapıyor. Hep beraber hareket etme eğilimidir. SketchUp programında oluşturduğum nesneler eğer birbirlerinde herhangi bir noktada temas ediyoruz. Birbirine hareket etme eğilimidir. Tabi bunu bazen istemeyebiliriz. Bu yapıyı bazen istemeyebiliriz. O nedenle ben Ctrl Z tuşuyla geri alıyorum bunları. Evet, geri aldım. Yapacağımız işlem arkadaşlar. Şunu seçiyorum. Ben şunu yapayım. Seçtim. Sağ tuşa basıyorum. Grup yapmamız gerekiyor. Grup yaparsak diğer nesneyle buradaki gruptaki nesnelerimiz birbirlerine bağımsız olduğu anlaşılacaktır. Kurup diyorum. Move komutunu çalıştırdığımda şu noktayı şöyle taşıyorum diyorum. Tamam taşıyorum. İşimiz bitti. Klavyemizin orta tuşuna bastığımızda bu yapı geldi. Şimdi tekrar seçelim. Artık böyle seçebiliriz çünkü bir grup bu. Şey seçimimiz gerekti. Move diyorum. Şu metrini al. Şöyle taşı diyebilirim. Evet. Gene bu klavyenin orta tuşuna bakıyorum. Yanaşına bakıyorum. Herhangi
nesnelerimiz birbirlerinden bağımsız hale gelmiş oldu. Zaten bağımsız oldu. Çünkü birisi grup nesnesi, birisi normal çizim nesnesiydi. Şimdi grup nesnesi ile çizim nesnesi farklı davranıyor. Grup nesnesi üzerinde bir değişiklik gerçekleştirmek istiyorsak eğer, üzerine çift tıklamamız yeterli. Şöyle çift tıklamamız da gördüğünüz gibi, etrafındaki tüm nesneler kuruyor olacaktır. Ve bu şey nesnesi üzerinde bir değişiklik. Yapalım bir tane. Örneğin şöyle bir tane deli taşımız. Üstüne bir deli taşımız. Tam şu mid pozisyonu. Şunu. Mid pozisyonu. Şöyle bir taşımız. Şöyle bir taşımız. Şöyle şurada. Bir tane daha. Çok da güçlü. Yeter. Tamam. Bunu test bulmak. Olmadı, yanlış bir seçim. Biraz daha yapalım. Şimdi seçmek gerekiyor. Şimdi aşağıya doğru ne kadardı? 1 metre ilerledim. 1 metre yapalım. Eksi 1 metre soktum. Olmadı. Kontrol Z'ye gittikten. Aşağıya doğru. 1 metre yapalım. Ve tamam. Şimdi son yapalım. Burada herhangi bir yerde şuna bir bakalım. Bakın. Buradaki delimiz buraya açmıştır. Çünkü 1 metre uzunluğunda değişik. 1,5 keseydim aşağıya doğru. Yarım metrede uzatacaktır. Ama biraz uzaması istemedim. Şöyle bir. Gördüğünüz gibi burada grup objeleri üzerinde işlem gerçekleştirmek için çiftlikleri üzerine değişiklik yapıp sonra dışarıda bir yere tıklayıp işlemizi bitirmemiz gerekiyor. Şimdi bu nesnelerle bu nesneler arasındaki farkı açalım. Şöyle bir en baştaki entity info'ya geçelim. Şurada solid group dedi. Layer geriymiş, hacmi kullanmış. Hacmi yani, bu nesnesinin hacmi yani. Array yapalım, type yapalım, işte type. Şöyle ekranda buradaki nesnesi silmek için kullanılıyor. Tabii tekrar çağırabilmek için buradan view'den ya da edit'ten ya da edit'ten unhide. Bu bir tane hide yaptığımız için maskenin bir tanesi. Burada edit'ten unhide diye buradaki nesneleri tekrar çağırabiliriz. Yine sağ tıklayalım. Last key diyoruz. Üzerinde değişiklik yapılmasını engellemek için. Edit group yani üzerinde çift tıkladığımızda yapılan işlemle aynısı gerçekleştirilecektir. Burada edit group dediğimizde. Edit group'ta ise gruplanmış nesnemiz parça olacaktır. Tüm elemanlar ayrı ayrı şöyle bir nesnemiz gibi davranmaya başlayacaktır. Make component eğer bir gruplandığımız bir nesnemiz bizim daha sonra kullanacağımız bir parça ise örneğin bir sandalye oluşuyor. Bir vazo oluşuyor. Bu vazoyu daha sonra kullanacaksak bunu component olarak saklamamız gerekiyor. Make component ile saklıyoruz. Daha sonra bu oluşturduğumuz komponentleri daha sonra istediğimiz yere çağırabiliyoruz. Yerleştirme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bu intersect phase yüzeylerin kesişmesi modelleri için şu anda bizim içimizde konular. Flip along buradaki şeyde kırmızı gri yani blue axis doğrultusunda demir bir dönme eğilimini gerçekleştirmesini sağlıyor. Sokun, edge, köşelerin, kenarların daha doğrusu yuvarlatılması işlemini gerçekleştirebiliyor. Evet. Burada şu verdiğimizi
sözümüzü yükseltiyoruz. Şöyle diyelim, çok değil. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bakın şu çizgiler belirli bir şekilde duruyor. Bu çizgileri ben sizinle çiziyorum. Yani görünmesin. Diyoruz eğer. Erase diyorum. Bakın burada shift hide. Shift'e basıyorum. Ve buna basıyorum. Buradaki tabii ki şey olmadığı için grup olduğu için grupta gitti. Şu da bakın işlemlerini burada tekrarlıyorum. Şurada shift'e basıyorum. Şuradaki kenarının kenar çizgisini silinmesini sağlıyor. Bu şekilde. Bakın sadece kenar çizgimizin silinmesi sağlanmış oldu. Bu şekilde. Ne diyoruz da? Kenar çizgilerin eğer görünmesini istemiyorsak hayır diyebiliriz. Şimdi burada bakalım meselelerimizin hangi özellikleri var? Selektör. Burada birinci seçeneği bounded edge. Aynı yerde olanları düşüyor. Tüm aynı yerde, şu da aynı yerde, bu da kristal yerde, bu da aynı yerde. Onu da seçiyor. Aynı materyal olanları seçiyor. Aynı materyal tanımlı olanları seçiyor. Alanda, alan ismi, alan değeri seçiyor. Yani selection diyor. Bir de şu alanı diyor. Layer alanı, yani toplam layer'ın alanı diyor. Materyalimizin alanı, materyal alanı. İnternet'e geçiyor. Element below, bir ise bizim görüntüsümüze şunu, şuradaki yapıyı align edecektir. Şöyle, bu şekilde. Yani görüntü tam karşıdan bakıyoruz şimdi. Gösterebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada Ctrl Z tuşuna basın, geri alma diye bir şey yapmadı. Hemen şöyle diyelim. Mesela şurada Align 1 dediğimizde şu karşımıza gelecek tekrar öğretmenleri. Yani bizim karşımıza şu yüzey gelmesini istiyorsak şöyle ya da şu yüzeyin gelmesini istiyorsak yani şu yüzeyi seçelim. Align 1 dediğimizde o yüzey yine karşımıza gelecek. Şimdi bir başka seçenek, şöyle diyeyim, aksis. Aksislerimizin bu seçtiğimiz yüzeye denk gelmesini sağlayabiliyoruz. Bakın aksisimiz buraya taşındı. Aksisimizin üzerine geldiğimizde, herhangi bir üzerine geldiğimizde resetlersek eski yere gidecektir aksisimiz. Burada biz ne yapmıştık? Align aksis demiştik. Buraya bir şekilde gidelim. Daha sonra burada reset diyoruz. Geri kalırız karşısımızı. Geri kalırız oluyoruz. Şimdi başka seçeneğimiz ne var? Onlara şöyle gösteriyorum. Reverse face ya da orient face gibi seçeneklerimiz var. Reverse face ve orient face'imiz yüzeyimizin ters çevirmesi ya da belirli bir değerdir. Dönmesini sağlayacaktır. Şimdi şu seçimleri işaret edelim. Bakın şu üstteki yüzey görünüşü bu şekilde. Bu üstteki yüzeyi oluşturan parçayı alt yapmak istiyorsak eğer şöyle yapalım. Mirror space diyelim. Bakın mesela şurasını bir mirror space diyelim. Bakın değişiyor. Yani içteki yüzey dışarıya bu şekilde içeriye doğru döndürülmüş hale gelmiş oldu.
Orient Peace ise benzer şekilde yapıyor, aynı işlemleri gerçekleştiriyor ama tüm yüzeylere için dışına getirecek şekilde işlem gerçekleştiriyor. Zoom Selection onu zaten diyor. Make Unique Texture bunu şu anda şey yapıyor, daha sonra görecek bunları. Add Photo Texture, buraya bir fotoğraf mesela ekleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Buradaki tanımladığımız texture'ı Unique Make Texture olarak yani desen olarak kaydetmek için gerçekleştirebiliyorum. Tamam. Şimdi bu nesnelerimizin genel özellikleri bu şekilde idi. Başka neler var? Onlara şöyle bir göz gelelim. Şimdi ben de noktalarına şöyle bir bakıyorum. Neler anlatılmıştı? Şöyle diyor. Burada select seçeneğini seçtiğimizde, ben mesela şurasını seçtiğimde şu bir sonraki seçebilmek için shift tuşuna basarsan diyor. Şunu da seçersin. Ama bir tane daha nesneyi yapayım burada. Unhide dedim. Şu nesneyi export dedim. Kapatalım, ihtiyacını gelsin. Şimdi seçme işlemi gerçekleştiriyorum. Shift'e bastım. Shift'e bastım. Bakın şöyle. Yüzeyde falan seçebiliyorum. Bakın yanına ben Shift'e bastığımda RTS çıkıyor. Ben Shift'e bastığımda bu çıkıyor. Yani bunu bir daha seçtiğimde seçilmemiş olacaktır. Seçersin, tekrar ekleyin. Eklemiş, çıkaracak, çıkarmışsa ekleyecek bir şekilde bir işlem gerçekleştiriyor. Şimdi sadece kontrol tuşuna basarsanız, bak ben şu an kontrol tuşuna basıyorum, bakın kontrol tuşuna basarsanız, sadece artı yazıyor. Yani üzerine eklenmiyor. Bakın ben bunu seçtiğimde, bakın, seçmeme, yani biraz önce shift'le mesela shift'e bastığımda artı eksi diyordu, iptal ediyordu. Kontrol tuşuna bastığımda bunu seçiyorum, bir daha bastığımda bakın sil. Yani devam ediyor. Herhangi bir varsa durum söz konusu değil diyor. Bu şekilde. Kontrol tuşuna sürekli olarak artı ekleme tuşu yapabiliyor. Shift kontrol tuşunda ise bakın shift tuşuna bastım, bir de kontrol tuşuna bastım. Eksi işareti. Bu da sadece çıkarmak için. Bakın seçiyor, seçmiyor. Ben buralara bastığımda seçiyor. Sadece seçilenleri pasif hale getirebilmek için, seçilenleri yapabilmek için bir seçim. Shift ve kontrol tuşuna basabilirsiniz. Buradaki seçimleri iptal edebilmek için. Evet, şimdi arkadaşlar Windows'da bir seçim. Burada bir seçeneklerinden bir tanesini görüyorum. Burada model input diye bir şey var. Onu da şöyle bir gözden geçirelim. Neler varmış. Model input arkadaşlar bizim bu modelde kullanacağımız her türlü standart ön tanımlar gerçekleştirilmiş. Örneğin en başta şurada başlayalım. Birimler. İşte birimde precision, hassasiyet nedir? İşte birim nedir? Bir açılarda hassasiyet nedir? Gibi. Yazılar. Yazılar da font nedir? Onu da ayarlayabiliriz. Statistik. Burada. Random işlemleri. Geolokasyon. Eğer bir bu model bir coğrafi bir özelliğe sahip bir model ise biz doğrudan böyle bir coğrafi konum ekliyoruz buraya. Konum ekleyip o konum üzerinde çalışma imkanımız var. Yani doğrudan buraya gerçek doğa materyallerini kullanarak biz burada işten gerçekleştirebiliriz. Ona bakalım. Hemen şöyle
çalışacak mı bir bakalım. Add location diyelim. Örneğin biz Uludağ Üniversitesi'nin bulunduğu bölgeyi bir ekleyelim. Bizim Ziraat Fakültesi'nin bölgeyi ekleyelim. Oradaki binaları şöyle basitçe çizmeye çalışalım. Üç boyutlu hale getirmeye çalışalım. Evet, diyelim ki adres Ziraat Fakültesi diyelim. Bakalım görebilir mi? Uludağ Üniversitesi diyelim. Normalde bulamadık. Tamam. Çok güzel. Şimdi biz kendimiz bulmaya çalışalım. Uludağ Üniversitesi'nin yerini. Gördüğü, evet. Dönüyoruz. Sizin takip edin. Buralarda binalar var. Adro 1 yapmak lazım herhalde. Ve dekalık bile olmuş diye düşünüyorum. Böyle tamam diyorum arkadaşlar. Yeterli yani. Select diyorum. Bölgeyi seçim diyorum. Craft diyorum. Bunu al. Evet. Burada geolocation dedi. Bakın diyor ki bu model accurately geolocated diyor. Tamam, bu şeyleri de şöyle bir göz gözlerim. Ondan sonra diğerlerine bakarız arkadaşlar. Diğer şuradaki işleme bakacağız. File. İşte dosyamızı nereye kaydettik diye. Burada işte farklı şeyler. İşte burada Chris gözlemiş. Komponent olarak kullanılmış. Animasyon olarak. Şu anda animasyon yaptırmadık. Daha sonra animasyonları da bak. Bunlar bu seçenekler var. Tamam. Şimdi buraya oturdu bu şeyimiz. Coğrafik modelimiz. Gördüğünüz gibi. Bir coğrafik model izleyelim istersek. Tasarımımızı gerçekleştirebiliriz. Örneğin şöyle. Bir buraya bir ziraat ofisi binaları vesaire. Bunları buraya konumlandırabiliriz. Evet, bu şekilde binalarımızı burada doğrudan doğruya çizdiğine, yani binalarımızı gerçek tasarımını yapanlar. Gerçek koordinatlı olacak şekilde buralara yerleştirebiliriz. Oradaki coğrafik konum tanımlama işlemi diye. Tabii ki buradaki her bir binamızı detaylı olarak projelendirip modelleyip bu konuma atıp hatta Google Earth gibi yazılımlar içerisinde bunlara atım imkanımız var. Burada oluşturduk üç gözlü modelimizi. Zaten gördüğünüz gibi coğrafi koordinat tanımladık.
O koordinatını bilecek, o koordinatını. Böylece işte herkesin daha detaylı olarak çocuk günahları, üstlük olarak görmesini sağlayabiliriz. Evet, şimdi bir başka özellik, şimdi hazır kütüphaneden bazı dosyalar çekelim. O dosyalar üzerinde birkaç işlem gerçekleştirelim diye düşünüyorum. Örneğin bir sandalye çekelim. Bu sandalye ile kopyalama işlemleri, taşıma işlemleri gerçekleştirelim diye düşünüyorum. Şimdi o zaman yeni bir sayfa açalım. Çünkü doğru location oldu. Buradaki ölçüler uzunluklar doğrudan böyle bir coğrafi konuma bağlılar diyelim ölçüler. Onun için yeni bir sayfa açıyorum. Çünkü bizim sandalyemiz coğrafi ölçüleri uymayacaktır. Yani binanın ölçüsüyle sandalyenin ölçüsü birbiri uymayacaktır. O nedenle biz normal yeni bir sayfa açıp yine bu film dosttan 3D Warehouse diye bir seçenek var arkadaşlar. Onu seçelim. Burada bir sandalye seçelim. Bir tane sandalye ismi var. Oradan ismini alıyor şimdi. İsmini alıp o sandalyeyi oradan tutuyorum. Daha doğrusu çağıralım. O sandalyeyi çağıralım. Sandalyenin ismine bakıyorum. MS Blue Chair. Evet, buldum. Onu yapıyorum. Evet, şu. Bu sandalyeyi çağırdım. Gördüğünüz gibi hazır bol miktarda materyal var. Bu materyalleri böyle çağırabilirsiniz. Gerçek tabii. Bakın. Şuradaki üzerindeki gölgeye bakarsanız siz konumunuzu eğer herhangi bir konum tanımlarsanız o konumdaki güneşin o saatteki durumuna göre saatleri tanımlamışsınız. O saatteki durumuna göre gölge de hareket edebilmekte. Gölge deme işlemi gerçek olarak gerçekleşebilmekte böylece yani gerçek dünya nasıl bir varsa onu burada modellemiş de olmaktasınız. Evet, şimdi bu sandalyemizi biz sayfamızda sketch yapımıza çağırdık. Bunun üzerine bazı şeyleri gerçekleştireceğiz. Onu görelim. Hemen arkasından da bir başka model. Hayalimizdeki bir villanın modelini çağıracağız. Evet, nereye gelsin? Chris'in yanında bir yere gelsin bu. Tamam. Şimdi bunu şöyle bir döndürelim arkadaşlar. Ya da bu şekilde olabilir. Tamam böyle yapalım. Şimdi döndürelim. Şimdi move demiştik arkadaşlar. Move işlemi gerçekleştirelim. Move. Öncelikle nesnemizi seçtik. Seçildi burada. Gördüğünüz gibi bir grup olmuş. Burada bu. Move diyorum. Herhangi bir yerinden tutma noktasına tutuyorum. Ve sağa sola nereye taşımak istersen ya da yukarıya bakın, yukarıya V isimlikte. Bakın, on blue axis tipi yani Z isimli yukarıya doğru kaldırıyorum. Bu şekilde ve gerçekleştirebiliyorum. Ben şimdi bu tabanda devam etmek istiyorum. Tabanda gördüğünüz gibi herhangi bir yere taşıyabilirim. Bu birinci seçeneğimiz, move, komutluyla yapabiliyorum. Bu bir seçeneğimiz bu. İkinci seçeneğimiz ise şu. Bu sandalyelerde bol miktarda arka tarafa sıralamak istiyorum. Aralarında işte diyelim ki birer metre. Şunun mesafesi neyse bir rakam birer metre arasında sıralamak istiyorum. Mesela 10 tane sandalye altına karşı. Bu işlemimizi move seçeneğimizi yapabiliyoruz. Move diyorum. Diyor ki şu
tutalım kısmı. Tuttuk. Şöyle devam edeceğiz. Ama ben burada altta, en altta şurada bakın. CTRL'de tuşu var, alt tuşu var, hot shift tuşu var. Şu an buradan CTRL tuşunu kullanacağım. Bakın şurada da bu arada metrelerin hesapları var. Ben 1 metre demiştim. 1 metre diyeyim. Ama şeyimiz bizim işlemimiz arka arkaya gerçekleştiği için ben diyorum ki kontrol tuşuna basacağım. Kontrol tuşuna bastığımızda arkadaşlar bunun kopyasını almış oluyor. Böyle kopyasını almış oluyor. Bak orijinal yerindeki şey durdu. Bakın şu anda elimde kontrol tuşuna basmıyorum. Öyle bir şey alıyorum. Bak ileri bir alıyorum. Bakın. Bir yazıyorum yere. Şu hafta önce. Bıraktım baktım. Şimdi şu şekilde. Daha sonra şu distance kısmına, şu kısmına distance kısmına diyorum ki 9 x 9 diyorum. Ve enter basıyorum. Gördüğünüz gibi burada panel'e şunları çekelim. Aralarındaki mesafe aynı burada şekilde 2, 4, 6, 8, 9 tane sandalyemiz dizilmiş oldu. Bu şekilde bir sandalyemiz dizilmiş. Şimdi bir şunu da şöyle taşıyalım. Bunu öncelikle tabii şöyle seçmemiz gerekiyor. Seçtim. Ve kontrol tuşuna basıyorum. Şunu buraya kopyalayacağım. Şu hat boyunca kopyalamak istiyorum. O nedenle o hatın geldiğini görmeliyim. Kopyalamak için gerçekleştirdim. Oldu. Burada mouse'un klavyenin orta tuşuna basarak bu şeyimizi kaçırıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu aradaki şu 9 tane değil de diyeceğimden aralığı benden bileyim. Aralığı kendisi versin. Burada aralığı ben kendim vermiştim. Şu kadar aralıklarla 9 tane nesnemizi arka arkaya birleştirmiştim. Ben diyeceğim ki şuradaki nesnemizi ben en son tuşuna yerleştiriyorum. Bu arada 9 tane sandalye olsun. Aralığı sen eşit olarak böldün diyeceğim. Şimdi bu işlemi gerçekleştirmek için seçtik nesnemizi. Buna basıyorum. Buradan tutuyorum. Ve en son nereye? İşte şurada bir yere taşıdım. Kontrol tuşuna basıyorum. Ve İşte buraya yerleştirelim. Tamam. Yerleştirelim. Şimdi buraya bu sefer bölü yazıyorum arkadaşlar. Bakın şu kısmına bölü yazıyorum. Bölü. Kaç bölüsün? 9 tane. 9'a bölüsün. Ya da 10'a bölüsün. 10'a bölüsün. Bölü 10 bölüsün. Bölü 10. Evet. Gördüğünüz gibi bu aralıkta bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu ama aralarına bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane aralık oldu. 10 tane aralıktan oluşan buradaki sandalyelerimizi eşit bir şekilde aralıklarla böldü. Bu verdiğimiz uzunluğa. Yani başlangıçtaki sandalye, son sandalye arasında eşit aralıklarla 10 eşit parçaya böldü ve her bir aralığa birer tane sandalye yerleştirilmiş oldu. Bu şekilde bir kopyalama işlemi, daha doğrusu move işlemi ve kopyalama. Aslında kopyalamayla move işlemi aynı seçenekle burada gerçekleşmiş oldu. Kopyalama yapmak için move eylemiyle sadece kontrol tuşuna basıyorsunuz, kopyalama işlemi gerçekleşiyor. Bu tuşa basmazsanız kopyalama işlemi gerçekleşmemiş olur. Bu şekilde bir yapı olur. Şimdi diğer bir seçeneğini bileceğiz arkadaşlar. Yine şuradan bir tane sandalyemizi alalım. Bu diyeyim. Şöyle alıyorum. Böyle bir yere taşıyorum. Serbest taşıyorum. Tam oraya bıraktım. Şimdi panelde şunu birazcık ortaya getirelim. Biraz tertibine bakalım buna. Şöyle tepeden bakalım. Gördüğünüz gibi sandalyemiz. Bir gibi şeyler. Bir de
malzemeler yapılmış. Efendim, sandalye, 600 katlı sandalye için. Detayları düşünün, sandalyeler bunlar. Şimdi bu sefer arkadaşlar şu rotate komutunu seçeceğiz. Yine rotate komutu birden fazla göreve sahip olan kopyalama işlemi gerçekleştiriyor. Dönme ekseni tarafında. Şey yapalım. Yapalım bu işlemi. Rotate diyeyim. Nesnemizi tabii ki öncelikle nesnemizi seçmeniz daha iyi olacaktır bizim için. Şu rotate olacak eserim. Şöyle. Tamam. Diyor ki pick rotation plane. Yani şu anda elinizde bir cetvel var. Gönye var gördüğünüz gibi. Bu gönyeyi nereye yerleştireceğiz? Bu gönyeniz sizin ekseninde. Şu an bakın mavi renkte. Yani mavi renk ne demek? Yukarıya doğru z ekseni. Yani şu eksen z ekseni etrafında görecek demekti. Burada mesela başka eksenler de gördüğünüz gibi. Burada bakın iki tane eksen çıkıyor. Ya siyah eksen çıkıyor ya da mavi eksen çıkıyor. Aslında bizim şeyimiz burada bloklu olmasaydı ve nesneniz bu şekilde eğri yüzeylere sahip olmasaydı. Hemen bir şöyle denemek için tabanla çektirme yukarıya gidiyor. Burada arkadaşlar şimdi aynı işlemi gerçekleştirelim. Bakın. Burada işte yeşil kırmızı aksis etrafında döndüğünü gösteren gönyemiz o renklere döndü. Bakın. Çünkü bu hatlar düz, o yüzeylerde olan hatlar. Ama burada aynı işlemi gerçekleştiremiyoruz. Çünkü bunlar eğri yüzeyler. Eğri yüzeyler olduğu için bunlar bu düzlemler üzerinde değil. Bakın şu düz yüzeylerde o gerçekleşiyor. Ama burada gerçekleşmiyor. Sadece taban düzlemi z ekseni ifade ediyor. Bu da olduğu gibi. Bu da taban düzlemi z ekseni. Ya da üst şey, z ekseni. Buraları diğer eksenleri ifade ediyor. Gördüğünüz gibi. Ya da tabanlar seçeceksiniz. Evet. Tamam. Yani oradaki siyah eksen demek bizim şeye uymayan bir eksen demek. Yani bizim şu andaki normal eksen çizgimize uymayan bir eksen. Tamam. Şimdi şuradaki şeyimizi silelim. Kafa karıştırmasın. Evet. Şimdi arkadaşlar buradaki şu sandalyemizi döndürelim. Önceki seçeri sandalyemizi seçtik. Rotate ediyorum. Gördük. Rotate. Nereden başlayalım? Yani şuradan, şu eksen etrafında, burada eksenimiz merkezi şurası olsun. Bu eksen etrafında dönmesini isteyelim. Bakın şu ekseni tam da karşısına denk getiriyorum. Tam burada. Şimdi align diyor. Bottom of projector. Bakın şurada align bottom of projector. Yani buradaki gönyemizin şey yönlendiriliyor. Mesela şu yönünü başlangıç kabul edilebiliyorum. Daha sonra hangi açı doğrultusunda dönmesini istiyorsanız bakın şöyle bu eksenin tarafında onu tanımlamamız istiyor. Böyle diyelim ki şu yönde dönmüş olsun. Böyle dönmüş. Tamam. İşlemin sonu yani. Şu anda klavyemizin orta tuşuna bastım da bitti işlem. Şimdi aynı işlemin bir başka yöntem olarak görüyorum. Gene şuraya şu şeyden ikinci ağırlık şöyle koyayım. Merkezini bırakıyorsun. Başlangıç doğrultusunu bırakıyorsun. Daha sonra şöyle dönmesi istiyoruz ama bu sefer kontrol tuşuna basacağım. Kopyala basıyorum. Kontrole basıyorum. Bakın. Orijinal resmimizi orada bıraktı. Şöyle. Evet, açıları kendimiz verebiliriz. Diyelim ki 45 derece olsun.
kampanyada yazdığımız için şu an idare ettiğimiz için onu yazdım. Ben 45 derece ayarlıyorum şurada şimdi. Şimdi burada şu kısma istersen çiğ yazalım diye yazıyoruz ama yazamadık şu anda arkadaşlar. İşlem sonlandığı için de size. Bu biraz önceki yazdığımız gibi x işte kaç tane sandalyeyi bu etrafında bu merkez etrafında konumlandırmak istiyorsak onları o kadar yardımcı gerekiyor, sayı yardımcı gerekiyor. Ama şimdi o işini gerçekleştirelim. Bir daha deneyelim. Şuradaki şeyi silelim. Devlet üstüne baktım şimdi. Şuradakini rotate edelim. Tamam, rotate edelim. El alıyorum. Burada tabi kontrol tutarak tamam. Şuraya gidelim. Artık bu kaçırmamız gerekiyor. Aslında bu neden böyle yaptı? Bu elan böyle kaldı, takılı kaldı sanki. Tamam, onu yapamadık arkadaşlar. Bu normalde şimdi şu metrini seçip şöyle tutup şu hat üzerinde şöyle bir elan edeyim. Şu anda açıya bir şey izin vermedim. Bana bak normalde bakın enter value diyor. Şu anda açı girişi ben yapabilmem gerekiyor. Şimdi yani kontrol tuşunu bıraktıktan sonra pardon ben kontrol tuşuna basılı tutuyormuşum. Ondan izin vermiyormuş. 45 derece dedim. Tamam. Şimdi burada sen de benim yazmama izin verecek. Örneğin bu 45 derecelik açılarla 7 tane alt bir tane oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu merkez etrafında 7 tane 45 derece açıları aralarında oluşturduğunda bu nesnelerimizi çevirdi. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir demiştik ki hayalimizdeki bir villa demiştik. Onu yükleyelim. Şimdi tabii ki diğer aşamalar var, diğer seçenekler var ama diğer seçenekleri bu hafta görmeyelim. Yeni bir şey açalım yine. Yeni bir sayfa açalım. Bu sayfa üzerine şöyle biraz uzaklaşalım. Videomuz biraz büyükken olacak çünkü. Hazır çağıralım. Bir 3D Warehouse'dan bir villa seçelim. Villalarını çağıralım. Gördüğünüz gibi şeyde SketchUp'da neler yapılmış? Bir görelim. Yani burada bol miktarda bakın farklı kişiler tarafından yapılmış ve yüklenmiş, sisteme yüklenmiş. Yani biz de mesela aslan demiş. Farklı kişiler tarafından, Türkler tarafından. Bunları yani yükleyebiliyorsa sisteme bir başka kullanıcı bunu kullanabiliyor. Mesela şunu seçelim. Sağlam seçelim. Evet diyoruz. Evet, next component diyor. Nereye yerleştiriyorsunuz? Şöyle yerleştirmek istiyorum. Şöyle yerleştirmek istiyorum.
Diyor ki pick to point, başlıklarına bakın. İki noktayı şey yapın diyor, taşımak için diyor. Ya da kopyalar için şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz diyor. Şu anda herhangi bir işlem gerçekleştirmeye gerek yok. Tamam. Yani dışarıda bir yere çıkmıyorum. Ve buradaki yapıyı çağırıyorum. Şöyle görelim. Şimdi içeride bir şeyler, mobilyalar vesaire oluşturmuş olsaydı, mobilyalar da şey diyeyim işte. Mesela şöyle, evin arkasını şöyle döndüm. Şöyle döndüm, şöyle evin arkasını, şöyle. Şöyle bakıyorum. Şurada cam var gördüm. Bir camdan oluşturmuş. Şimdi şuradan içeri giriyorum. İçeri giriyorum. Bakın içerideki yapıyı da görebiliyorum. Şuradan. Şimdi şöyle. O camın içerisinden. Hatta şuradan bakın. Karşıdaki pencereyi görebiliyorum. Çünkü buradaki cam materyali tanımlanabiliyor. Karşıdakiler bir cam materyali olduğu için dışarısını görebilirsiniz. Bak içerisinde de dışarısını görebilirsiniz. İçeride de materyaller konumlandırılabilir. O materyalleri görme imkanımız var. Bu şekilde bir işlem gerçekleştirilir. Bir efendim, sana tarihte böyle bir yapım. Örneğin başka bir deneme yapalım. Bakınlar sohbet dersimizi sonlandıralım. Sizler de bakarsınız. Burada biraz da şey, yüksek olan şu kitabı yüksek olan bir tane dosyayı çağırmak istiyorum. Yücel Sağlı mesela yücel 4 tane dosya yapmış. Şöyle download edelim. Evet, bunun içerisinde doğrudan böyle yüklemek istiyorum diyor. Yüklüyorum. Place component diyor. Tabii şu an biz şöyle yerleştirelim. Bak. Başka bir şey yapmak gerek yok. Bakalım. Yaklaşalım. İncelin yaptığı şeyin nasıl bir şeymiş. Şöyle. Şöyle çevirelim. Ya, pardon yanlış yaptık. Şöyle daha bir şeye bakarsak arkadaşlar. İçerideki, bakın tuvalet ekipmanları bile burada var. Yerleştirdikler. Başka neler var? Bakalım. Şöyle. Şöyle yavaş hareket edelim. Bilgisayar kafası kaçtı. Bekliyorlar. Şöyle gördük ki tuvalet gördük ki biz yavaş hareket ettik. Biraz bakmıştım. Burada şansını geçsin. Şöyle tam bir çıkıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi içeride ne varsa, eğer mobilyalar da varsa mobilyaları da görebiliyoruz. Biraz geçiyoruz da. Bakın merdivenler var içeride, merdivenleri görebiliyoruz.
ağırlığı hazır tabii ki sizde kullanabilirsiniz. Hazır miktarları alıp kullanabilirsiniz burada. Neymiş? Promise. Demek ki hazır bir malzeme kullanmış. Bir tür promise gerekiyor ihtiyacı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uzaklaşıyorum. Burada da bir kişi tanımış. Benim Chris'imiz burada. Chris burada. Bu kimmiş acaba? Sorabiliriz. Soralım. Kimsin diye. Söyleyebilirim. Çünkü komple parçalı bir eleman olmuş. Bunu da ayrı bir eleman olarak tanımlamışlar. Bu şekilde. Önemli. Var. Evet arkadaşlar, şimdi bu haftalık şeyimiz yeterli diye düşünüyorum. Yani bu SketchUp'ta gördüğünüz gibi yapılabilecek işlemler, yetenekleri bunlar. Daha çok yapılarla ilgili, coğrafi olarak görebileceğimiz her türlü yetenekleri hızlı bir şekilde tasarlayıp kullanabilir hale getirebiliyoruz. Gelecek hafta buna biraz daha devam edeceğiz. Biraz daha detaylarını, yüzey modellerini vesaire edeceğiz. Yüzey modellerinde kazı doğru çalışması gibi işlemler nasıl gerçekleştiriliyor. Onlara bakacağız. Yüzey modellerinin oluşturulmasını nasıl yapılıyor? Onları görmeye çalışacağız. Zannederim bu haftalık bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Hadi görüşmek üzere. Bugün dersimize kimse katılmadı ama dersimizi ben yapayım istedim çünkü en azından internette belki izlersiniz diye düşünüyorum. Bu dönemde dersimiz böyle pek verimli geçmedi. İnternetten sadece bir yerine bir kişi izleyebiliyor. Bu hafta hiç kimse dersimize gelmedi. Bilemedim yani dersimizden kaydınızı silseydiniz belki daha iyi olurdu diye düşünüyorum bazen. Çünkü dersi almak istemiyorsanız alamıyorsanız dersinden kaydınızı silin. Ben de ders vermeyeyim. Evet. Çünkü dersimiz başlayınca ben de dersini verileyim diye kendimi de hissediyorum. O şekilde dersini boş geçmesi istemiyorum. Bir şekilde dersi işlemek istiyorum. Ders keşke kaydınızı sildeseydiniz, dersi devam etmeyecekseniz. Ders de kapansaydı. Belki daha iyi olur. Neyse. En azından canlı görmek isteyen, belki bu hafta bazı arkadaşlar olabilir. İlk arkadaşlar neler katılıyordu. Genelde derslerimizde. Resimeyle katılıyordu dersimize. Arası yine bizim benim yüksek sanat öğrencim katılıyordu. Burada Mücahit. Bu şekilde onlar bizde çok fazla katılan vardı ama bazen bir kişi geliyor, bazen bir hafta gelen bir hafta gelmiyor. Kimin sürekli devam ettiğinde takip etmek olursa bu hafta kimse gelmiyor mesela dersimize. Neyse, biz de dersimizi bu hafta bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Umarım izlersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.